Dünyanın konuştuğu başlıkla başlayalım. İsrail dünyanın gözü önündeki katliamı tüm tepkilere rağmen Lübnan'a resmen taşıdı. Bir kara saldırısı başladı. Son duruma bakarak hemen bu bültene başlayalım. Bir patlama. Peş peşe patlamalar. İki ayrı patlama meydana geldi. Bulunduğumuz noktaya yakın bir yer. Yükselen duman ve alevler. A Haber canlı yayınında o bombardıman seslerine tanıklık ettik. Katliam kuzeye taşındı. İsrail, Lübnan'da işgale resmen başladı. İsrail için hedefin ucu, bucağı, hududu yok. Deyim tam da yerinde. Lübnan'ın güneyi havadan vurulurken Tel Aviv'de savaş kabinesi toplandı. Basına kara harekat onaylandı bilgisi sızdı. Paylaşılan tatbikat görüntülerinde yer alan bu tanklar Lübnan'ın içlerine doğru harekete geçti. Saatler sonra hedefteki Lübnan'da binalar vuruldu. İsrail hava saldırısı gerçekleşti. Görüyor musun sesleri? Evet. Duyduk sesleri. Çok geçmeden İsrail'den açıklama geldi. Duyuruya imzayı ordu sözcüsü Daniel Hagari attı. Lübnan'ın güneyinin hedef alındığı aktarıldı. Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarının başladığı ifade edildi. İşgal operasyonuna bir isim de verildi. Kuzey Okları denildi. Hizbullah da misillemede bulundu. Yüzden fazla roket atıldı. Açıklamaya göre 3 askeri üs ve Tel Aviv'deki Mossad karargahı da hedefler arasındaydı. Kefkila karşısında Besatin bölgesine de saldırı düzenlendi.